Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan basit ama etkili bir projeyle su, ürünle, su israfının önüne geçiliyor. Projede tazikli akan suların vanaları kısılarak su israfının engellenmesi için farkındalık çalışmaları da yapılıyor. Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu su israfına yönelik bir proje hazırladı. Hiçbirimiz suyu ihtiyacımıza göre ayarlayamıyoruz. Örneğin bardak yıkarken veya elimizi yıkarken tazikli su yüzünden litrelerce su boşa gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen su israfına karşı gerçekleştirilen projeyle... hayat için önemli olan suyun kullanımında kolay, basit ve etkili yöntemlerle su israfının önüne geçilebiliyor. İlk olarak musluğumuzu sonuna kadar, lavabozumuzu sonuna kadar açalım. Sonra aşağıdaki mini vanada suyu kısalım. Bir parmak alına gelecek kadar sağa doğru çevirelim. Artık musluk açık olsa bile su tazikle akmayacaktır. Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu tarafından basit ama etkili yöntemle yapılan projede tazikli akan suyun vanaları kısılarak su israfı engellenirken çeşitli farkındalık çalışmaları da yapılıyor. Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kenan Esen proje hakkında bilgiler verdi. Destekli bir proje. Türkiye'de 1150 okul içinde ilk 50 içindeyiz biz kabul edilen projesi desteği kabul edilen okullardan birisiyiz biz. Nedir proje? Proje e, su tasarrufu ile ilgili. Çalışmalarımızın birçok ayağı var e, okullarda çalışma yapıyoruz farkındalık meydana getirmek için e, kurumların geçen yıl yani 2021 yılının e, su sarfiyatını belediyemizin desteğiyle aldık. Bunların istatistiğini çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yılki bu çalışmamızdan sonraki Aradaki farkı, tonaj farkını bu çalışmayla göstermek istiyoruz. Yani bilimsel bir temele dayanıyor. Esen, hayat için önemli olan suyun kullanımında kolay, basit ve etkili yöntemlerle su israfının sağlanabileceğini dile getirdi. Çalışmalardan birisi de arkamızda gördüğümüz aparat. Bu aparatı biz hazırladık. Burada bütün evlerde, kurumlarda biliyorsunuz vanalar var, lavabolar var. Altında bir vana var, mini vana diye tabir ediyoruz. Bu vanaların e, normalde tesisatı taktığında sonuna kadar aç açarak tesisatı yapıp çıkıyor. Daha sonra özellikle okullarda, kurumlarda, çoğu zaman evlerde de suyun e, debisini, tazikini tam kontrol edemiyoruz. Bu vanayı aşağıdan kısıp bir parmak kalınlığına getirip ihtiyacımıza göre ayarladıktan sonra artık bir öğrenci o vanayı sonuna kadar açsa bile fazla bir su gitmiyor. Bunun biz deneyini de yaptık. Tam... 3 katı e, bir fark e, israf ortaya çıktı. Yani e, yaklaşık bir buçuk dakika içinde 14 litre su açık olduğu zaman gidiyor. Normal ihtiyacımızı çok rahatlıkla görebileceğimiz e, bir debide, bir akımda sadece 4 litrelik bir fark e, şey oluyor. Bu da yaklaşık üç katı bir fark. Su hayattır, akıp gitmesin. Su varsa hayat vardır. Suyu israf etmeyelim. Su Allah'ın verdiği en büyük nimet akarsu kenarında bile olsanız o suyu israf etmeyin buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla e, suyu kesinlikle her noktada ama her noktada israf etmeyelim. Bu tedbirleri alalım diyorum.